Hatırla, hatırla. 5 Kasım gününü hatırla. Patlamayı, ihaneti ve komployu. Bu ihaneti unutmak için hiçbir neden bulamıyorum. Selamlar. Bildiğiniz gibi birkaç gün önce CHP'de bir kurultay düzenlendi ve CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu. Kurultay Ekrem İmamoğlu'nun divan başkanlığında yönetilirken, genel başkan adaylarından İlhan Cihaner kurultay günü, Örsan Kunter Öymen ise kurultayda küçük bir konuşma yaptıktan sonra adaylıktan çekildiklerini açıkladılar. Kurultayda birçok delege sırasıyla 5 dakikalık konuşma yaparken, genel başkan adaylarından Kemal Kılıçdaroğlu önce konuşma yapmama kararı aldı, ancak Özgür Özel'in konuşma yapmasından sonra kendisine cevap hakkı doğduğu gerekçesiyle Özgür Özel'e cevap verme konuşması yapmaya karar verdi. Bir diğer aday olan Özgür Özel konuşmasını yapmış ve kurultayın yapıldığı salondan sıkça Özgür Başkan, Özgür Ülke, Özgür Türkiye, Kemal Başkan ve Halkın Umudu Kılıçdaroğlu sloganları atılmıştır. CHP kurultayı her ne kadar değişim adı altında gerçekleşmiş olsa da değişen tek şeyin sadece bir isim olduğu hepimizin malumu. Yani filmi başa sarıp 360 pikselde değil de tekrar 720 pikselde izlemeye başlayacağız. CHP'nin 38. olağan kurultayında dikkatimi çeken birkaç konu var. Bunlardan bir tanesi Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesine giden ilk genel başkan olduğunu iddia etmesiydi ki bu koca bir yalandı. Deprem bölgesine gitmiş olan ilk lider Muharrem İnce'ydi. Ayrıca kurultayı izleyenler için söylüyorum. Sizi bilmiyorum ancak uzun süre Özgür Özel'i dinlemek beni rahatsız etti. Özgür Özel'in sesinde insanı rahatsız eden bir tını var. 2023 seçim döneminde Muharrem İnce için "Çok bağırıyor ya" diyenlerin Özgür Özel'in bu özelliği hakkında ne düşündüklerini gerçekten merak ediyorum. Tabii ki bir insanı sadece ses tonundan dolayı yargılayacak değilim. Ancak rahatsız olduğum tek şey Özgür Özel'in sesindeki çatlak değildi. İki aday da konuşmalarına Selahattin Demirtaş'a ve Osman Kavala'ya selam göndererek giriş yaptılar. Şu anda tutuklu olan Tolga Şardan'a, Tolga Şardan'a, Can Atalay'a, Can Atalay'a, Osman Kavala'ya, Osman Kavala'ya, Tayfun Kahraman'a, Tayfun Kahraman'a, Çiğdem Mater'e, Çiğdem Mater'e, Emine Mine Özerden'e, Mine Özerden'e, Selahattin Demirtaş'a, Selahattin Demirtaş'a selam olsun. Selam gönderiyoruz. Selam olsun size. Demokrasi kahramanları. Sanırım artık Demirtaş'a selam göndermeden CHP'nin kapısından içeriye dahi girilemiyor. Demek ki Muharrem İnce 2014 ve 2018 kurultaylarını Demirtaş'a selam göndermediği için kazanamadı. Çanakkale'de, Kumlupınar'da, Sakarya'da, yurdumun her köşesinde vatan diyerek şehit düşenlere selam olsun. Ve şehitlerin bayrağını devralanlara selam olsun. Kılıçdaroğlu seçim dönemi için Meral Akşener'in masadan kalktığını ve geri geldiğini hatırlatarak "sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım" demesi de dikkatimi çeken başka bir konu oldu. Kurultayda dikkatimi çeken bir diğer şey ise kendisine cevap hakkı doğduğunu söyleyerek konuşma yapan Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e "bütün zaman boyunca yanımdaydın, keşke bunları yanımda çalışırken yüzüme söyleseydin" diye çıkışmasıydı. "Uzun süredir beraberiz, birlikteyiz. Belediye başkanı adayı olacağım dedi, belediye başkanı adayı oldu. Milletvekili olacağım dedi, milletvekili adayı oldu. Yeri geldi ön seçim, yeri geldi merkez yoklaması. Ve beraberdik, o arkadaşlarla beraberdik. Bütün o eleştirileri keşke merkez yönetim kurulunda, keşke parti meclisinde söyleselerdi. Ben de dinleseydim ve beraber o mücadeleyi yapsaydım." Önceden partideki hataları ve sorunları yüzüne çarpan birisi vardı. Ve ne kadar umursanmıştı, orası ayrı konu. Ancak 38. olağan kurultayındaki durum biraz farklıydı. Açıkçası Kılıçdaroğlu'na hak vereceğim hiç aklıma gelmezdi. Çünkü bu konuda haklı. Özgür Özel konuşması sırasında Saadet, Gelecek, Demokrat ve Deva Partisi'ne verilen 39 milletvekili için kendilerine sorulmadığını söylüyor. Daha önceden de bu konu için Sadullah Ergin'in adaylığından haberim yok, İnşallah isim benzerliğidir dedim şeklinde açıklama yapmıştı. Halbuki seçim döneminde CHP'nin bütün adaylarının arkasında olduğunu söyleyen kişi de yine Özgür Özel'di. 30 bölgede bizim listemizden onlara yer ayırdık. Böylece onlar o milletvekillerini kazanıyor. Bu yaptığımız, o son gün yaptığımız mucizevi birliktelikle ve büyük işbirliğiyle 45 fazla milletvekili çıkaracağız. Bunun 30'u ittifak ortaklarımıza gidecek, 15 tane de bizde kalacak. Bunun kimde kaldığının bir önemi yok. 600 aday gösteriyoruz. İçinde bir tane PKK'lı var mı? Bir tane DHKPC'li var mı? İddia ettikleri gibi bir tane terörle ilgili var mı? Yok. 600 adayımız var, 600'ünde devletten temiz kağıdı var, biz de hep birlikte
Yani düşünün ki ben sıradan bir vatandaş olarak seçim döneminde bu kişilerin adaylığının sorgulanması gerektiğiyle ilgili bu kanaldan birçok video yayınlamıştım. Özgür Özel aktif siyasetin içinde olan birisi olarak kendi partisinin kimlere aday gösterdiğini nasıl bilmez, nasıl haber olmaz. Ayrıca kurultaya damga vuran bir diğer şey de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP kurultayına tebrik mesajı göndermesiydi. Kurultayımıza tebrik mesajları gönderen isimleri sayıyorum. Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı. Artık CHP'nin yeni genel başkanı olan Özgür Özel, bir şehit cenazesinde güldüğü videosuyla hatırlanan, Fethullahçılar için inanç grubu ifadesini kullanan, işte FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettikleri Manisa'daki bir inanç grubuna, bir cemaate, kendilerine hizmet hareketi olarak ifade eden kişilere karşı yapılmış bir operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde bu tutukluları, gözaltında olanları ziyaret ediyoruz. Sosyal medya hesabından Seyit Rıza paylaşımlarını beğenen, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini söyleyenleri AKP'li ilan eden ve Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu günden beri onun peşinden ayrılmayan, milletvekili olduğu tarihten günümüze kadar Kılıçdaroğlu'na biat ederek siyasi hayatını sürdürmüş olan birisidir. Yani Kılıçdaroğlu versiyon 2.0 dal kavuklukla CHP genel başkanlığına kadar çıkılabileceğini bir nevi herkese göstermiş oldu. Tabii bu duruma sadece Özgür Özel'in gelmesi olarak değil, Kılıçdaroğlu'nun gitmesi olarak da bakmak lazım. Kılıçdaroğlu'nun gitmesiyle birlikte CHP'deki siyasal alevicilik siyaseti de artık azalabilir. Özellikle mezhepçilik siyasetiyle CHP'ye çekilmiş olan Aleviler ve fanatik Kılıçdaroğlu'cular 31 Mart 2024'te yapılması planlanan yerel seçimleri boykot edebilir ya da HDP tip saflarına geçiş yapabilir. 38. kurultayda sürekli sol söyleminin vurgulanmasından yola çıkılarak CHP tip gibi partilerle ittifak arayışlarına girişebilir ve CHP değişim adı altındaki bu değişiklikle yıllardır sömürdüğü CHP seçmenini bir süre daha sömürebilir. Özetle Selahattin Demirtaş'a selam çakmadan tuvalete bile gidemeyen bu topluluğun bir değişim yaşadığını düşünmenin, Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerini %60 ile kazanacağını düşünmekten hiçbir farkı yoktur. Özgür Özel'i değişim olarak, umut olarak görmenin, sırf Atatürk'e benzediği için TikTok'ta canlı yayın açan kişiye bağış göndermekten, hatta bu kişinin siyasete girmesi gerektiğini söylemekten de hiçbir farkı yoktur. Umuyorum ki insanlar CHP'de yaşanan bu durumun yalnızca bir illüzyondan ibaret olduğunu, başka bir kader seçimi olarak adlandırılacak olan bir dönemde değil, çok daha öncesinde fark ederler. Bu arada Osman Kavala'nın ve Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız, Kemal Kılıçdaroğlu'na değil, artık Özgür Özel'e oy vereceksiniz.